taş baskı konusuna giriş yapıyoruz. Sanatçının çizim sürecini, litografik taşın üzerinde çizim yaparken kullanılan malzemeleri, baskı sürecini ve bu süreçte uygulanabilecek detayları ve incelikleri göreceğiz. Aynı zamanda baskıları da yakından inceleyeceğiz. Litografi veya taş baskı, yağın suyu itme özelliğine dayanan karışık bir baskı yöntemi. Sanatçı litografik taşın üzerine yağlı bir malzeme ile çizim yapar. Taşın üzerine çizimi veya yağlı malzemeyi uyguladıktan sonra suyun geçeceği yerleri belirlemek için Arap zamkı gibi kimyasal malzemeler kullanıyoruz. Aşındırmamıza veya bizim söylemimizle asitle yakmamıza, yani taşın üzerindeki resmi belirlememize yardımcı olması için de reçine ve talk pudrası kullanıyoruz. Yağ taşa iyice yedirildikten sonra baskı kalıbını istediğimiz herhangi bir renkteki yağlı mürekkeple doldurabiliriz. Kullandığımız temel çizim gereçleri ise tarihsel bir yönü de olan taş baskı kalemleri. Böyle bir şekli olan kalemlerimiz var. Numarası düştükçe kalemlerin yapısı daha yağlı ve parafinli hale geliyor. Mesela ince ve sert çizgiler istiyorsanız malzemesi daha sert olan yüksek numaralar kullanmalısınız. Litografik boyama kalemleri ise bu gördüğünüz şekilde oluyor. Litografik boyama kaleminin öyle bir yüzeyi var ki hem sürterek boyamaya hem de ince çizgiler çizmeye oldukça uygun. İhtiyacınıza uygun bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çeşitli boylarda ve sertlik seviyelerinde oluyor. Litografik taşın üzerine çizim yapmak insanı gerçekten cezbediyor. Çünkü karşı koyamayacağınız bir yüzey var. Hem hassas hem de heykelsi. Taşın kendisi suya duyarlı olduğu için ıslatırsam suyu içine çekecektir. Yağa da duyarlı olduğu için yağı da aynı şekilde emecektir. Çizim malzemesini uyguladıktan sonra tıraş bıçağı, maket bıçağı ve zımpara kağıdı gibi şeyleri kullanarak malzemeyi kazımamızı da sağlıyor. Böylece kağıt üzerine çizim yaparken karşılaştığınız sınırlar yerine daha heykelsi bir şekilde uygulama yapmanızı sağlıyor. Burada sanatçı Steve Johnson'ın litografik taş üzerindeki bir çizimi yer alıyor. Litografik boya kaleminin direkt olarak taşın yüzeyine uygulanmasıyla yapılmış bir çalışma. Bu bir kireç taşı. Tamamen açık bir halde, yani suyu ve yağı tamamen içine alabilecek durumda. Mesela baş parmaklarımızı taşın yüzeyine koyarsak, ciltteki yağ yüzünden orası da resim alanına dönüşür. Yani bu açıdan çok hassas bir çizim yüzeyi ama bu aynı zamanda iyi bir şey. Çünkü yağlı bir malzeme ile uyguladığınız her bir ince çizim aslı gibi kalacaktır. Bu aşamaya ilk asitle yakma işlemi diyoruz. Sonrasında ise baskı kalıbımızı temizleyip baskı mürekkebini uygulayacağız. Buna da taşın prova baskısı diyoruz. Şu an baskı kalıbımızın üzerinde az miktarda talk pudrası ve reçine var ve aşındırılmaya hazır. İlk olarak taşa Arap zamkı dökeceğiz. Böylece taşın resimsiz kısımlarını belirlemiş olacağız. Yani taşın beyaz kısımlarının olduğu gibi kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Taş Arap zamkını emiyor. Böylece sonrasında suyu da emmesine yardımcı olacak. Taş zamkı içine çekmeye başladıktan sonra tanen dediğimiz asitli zamkı da uygulayabiliriz. Taşı tanenle veya tannik asitle asitlendirme işlemi Arap zamkının taşa kalıcı olarak yapışmasına yardımcı oluyor. Taşın üstündeki çizim malzemesinin şeklini bozmamak için bu noktada oldukça nazik davranıyoruz. Taşı asitle yaktıktan sonra bu malzemenin bir kısmını kazıyacağız ve taze Arap zamkını yeniden uygulayacağız. Buna taşı sakinleştirme deniyor. Yani aslında taşın yüzeyindeki asit miktarını azaltıyoruz. Böylece Arap zamkını çok ince ve pürüzsüz bir levhaya uyguladığımızda taşta çok fazla asit kalmış olması riskini göze almamış oluyoruz. Bunu eşit bir şekilde dağıtmak için tülbent kullanıyoruz. Sonra bu baskı kalıbını litotinle yıkıyoruz. Bu epey yağlı bir çözücü. Litografi için özel olarak üretilmiş rafine terebentin. Baskı kalıbını litotinle inceltilmiş asfaltumla dolduruyoruz. Böylece merdane ile uygulayacağımız mürekkep için yağlı ve duyarlı bir zemin yaratmış oluyoruz. Bu noktada çizimi göremeyeceksiniz. Aslında hiçbir yere gitmedi.
taşın yüzeyinde görselin tortusunu, hayalet görüntü dediğimiz şeyi görüyorsunuz. Taş bu noktada sabun denilen kirecin, oleyin manganatına yani bir çeşit yağına dönüşüyor. Şimdi de baskı kalıbını üzerine asfaltum dökerek dolduracağız. Yağın üzerine yağ yapışıyormuş gibi bir etki yaratıyor. Taşın yağ seven, yani yağı çeken bir yüzey oldu. Yeni yağı hazmediyor. Taş düzgün bir şekilde asitle yakıldığında yüzeyinde çok açık bir hayalet görüntü elde ediliyor. Sonraki aşamada ise taşın yüzeyini ısıtacağız. Önce ıslak, sonra da kuru bir havluyla üzerinden geçeceğiz. Yüzeyi süngerle siliyor ve üzerine hemen mürekkep uyguluyoruz. Ve resim ortaya çıkıyor. İlk başta aslında mürekkebi kağıda aktarmakla ilgilenmiyoruz. Mürekkebi taşa güzelce baskılamakla daha çok uğraşıyoruz. Önce mürekkebi taşa yedirmeye başladığımız için gerçekten çok az miktarlı mürekkebin aktarıldığını görebilirsiniz. Mürekkep bu tür bir taşta ortalama 4 ila 6 gazete kağıdına tamamen baskılanıyor. Nemlendirilmiş kağıt yaprağına baskı yaparken bu kağıdın yumuşaklığına bağlı olarak farklı tonda baskılar elde edebiliriz. Burada yaptığımız şey aslında hareketle el akışını birbirine uydurmaya çalışmak. Buna baktığımızda bir elin bu yüzey boyunca çizim malzemeleriyle hareket ediyormuş gibi bir his yaratıp yaratmadığını görmek istiyoruz. Eğer bu hissi yaratıyorsa ve bu niteliğini koruyorsa, işte o zaman bunun iyi bir baskı olduğunu söyleyebiliriz.